Evet arkadaşlar, günaydın. Bugün 25 Aralık 2024'e geçmemize az bir süre kaldı. Mehmet yok. Yine sattı beni. Rahatsız. O yüzden gelmedi. Neyse, bugün yeni bir arkadaşım var yanında. İş yerinden. Sercan. Onunla beraber çıktık bugün. Bugün MTB turu yapacağız. Sercan daha çok MTB'ci. Sercan, günaydın. Günaydın. Çekime başladık. 2 gün önce yine beraber tura çıktık. Ulan girdiğim yerlere de bakar mısın ya? 2 gün önce beraber yine tura çıktık. Güzel bir tur oldu. Ama mikrofonun azizliğine uğradım. Çektiğim hiçbir videonun sesi yoktu. Neyse, bugün hallettik herhalde onu. Sıkıntı yok gibi gözüküyor şu an. Sercan daha çok MTB'ci. Yol bisikleti yok. Daha çok MTB ile dolanıyor. Ben de MTB'liyim. Dediğim gibi Mehmet rahatsız. Rahatsız olmasaydı ona da bir tane MTB ayarlayacaktım. Ama bir dahakine inşallah. Yılın son günlerini değerlendirelim dedik. Çıktık şöyle bir. Şimdi Gökbel'i çıkıyoruz. Bu Marmaris'te bir baraj var. Taşan Sanayisi'nin orada diye biliyorum. Hiç gitmedik. Bir bakalım, gidelim nasıl bir yermiş bir görelim. Daha çok videolarında falan gördüğüm kadarıyla toprak bir arazisi var. Daha çok MTB'ye uygun. Gidiyoruz bakalım. İnşallah keyifli, güzel, kazasız belasız bir tur olur. Hadi yoldan görüşürüz. Evet, hava güzel. Güneş açmaya başladı yavaş yavaş. 14 derece. 12 dereceydi. 14 derece. Biraz daha yükseğe çıktık. Öğleye doğru bayağı bir ısınacak gibi. Herhalde bir 20'leri göreceğiz gibi geliyor. Bakalım. Adam geldi işte en sonunda. Ah, adam bitti. Sıkıntı yok değil mi? Yok. Burası bizim ilk inmeye çalıştığımız yerde. Şuradan. Yol değil değil mi? Hayır, şu dağdan. İlk çalıştığımız, Onur abi burayı keşfetmiş. Evet, bisiklet böyle çift amortisör olunca. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bakalım mikrofonun ses kalitesi nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Rüzgar sesini inşallah fazla almaz. Benim sesimi daha çok alır. Şu an 40 kilometre süratle iniyorum. Rüzgar bayağı bir var. Yani yüzüme vuran. Yerler de ıslak bu arada. Sabah çiğ yağmış herhalde. Dikkatli inmek lazım. Bayağı da kaygan gözüküyor yani. Şu an 50 kilometre süratle iniyorum burayı. Evet, Taşan Sanayi Sitesi'ne geldik. Muhtemelen buradan gireceğiz. Şu arabayı durduralım mı? Veya dur, şurada bir adam var. Ona sorarız. Selamünaleyküm. Ustam, buralarda baraj varmış. Nereden gidebiliriz oraya? Baraj. Aha. Abi baraj yukarıda da. Daha aşağıdan girmen gerekiyor herhalde. Tam buradan yolu var mı yok mu onu ben de bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Tamam, bir telefondan bakalım o zaman ya. Eyvallah, sağ olasın. Şurada bir bakalım abi. Yanlış yere girmişiz biz ya. Daha aşağıdan mı? Baksana. Baraj nerede anasını satayım? Tamam. Buralardan falan girmemiz lazım. Pis 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 pis. Allah'ım, güneşi gördün mü deliriyorsun değil mi? Bak bak bak, hareketlere bak. Evet arkadaşlar, yanlış yola girmişiz. İndiğimiz yokuş tekrar geri çıkıyoruz. Evet, buradan muhtemelen giriyoruz. Harita burayı gösteriyor. Marmaris Atatürk Barajı diyor.
He tamam. Abi kapı koymuşlar bak. He tamam tamam. Şimdi oldu. Ulan var ya. Arabayla geçişe kapalı yani. Haritada görürüz zaten kendimizi. Haritayı kapatabiliriz o zaman. Şu an kaybolma şeyimiz kalmadı. Evet. Sonunda barajı bulduk. Ne yapalım? Kenardan devam mı? Fark etmez. Böyle mi? Ha böyle. Güzel değil mi? Tam bisikletlik ya. Nerede piknik yapacağız? Piknik mi? Piknik yolu dönelim. Şöyle bir bakalım ne kadar gidiyor burası. Baraj da çok da küçük değilmiş ya. Yuvacık kadar var mıdır? Yuvacık daha büyük ama ya. Gölcük'teki. Aynen, yuvacık bayağı büyük. Orada da çok tur yapmışlığım var benim ya. Orası yalnız hayvan gibi yokuşludur. Haritada birleşiyor gözüküyor. Bakayım. Yok, birleşmiyor. Birleşmiyor. Şeyden, barajdan ayrıldığımız zaman geri döneceğiz. Potential is deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what helps me succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Örümcek ağlarının güzelliğini görüyorsunuz mu? Yandakiler çiçek değil, örümcek ağ. Çok değişik ya. Allah'tan gözlük takıyoruz ha. Yoksa tekerden çamur, taş, ne arasam geliyor. Yüzde kaça bakıyoruz acaba? Yedi sekiz vardır. Altı. Yedi buçuk oldu. Şelde bisikletleri de yıkayalım bari. Olur. Evet arkadaşlar, piknik time. Evet arkadaşlar, size bisikletimi de göstereyim. Bayağı bir çamur işini işledi. MTB'ye biniyorum diyorsanız zaten böyle olmanız lazım. Sercan'ın bisiklet, Sercan'ın kendisi bu halde.
GoPro'suna bile çamur bulaşmış. Ekranı, lensi sildim. Lensi sil ha. Bisiklette bu alemde. Sercan'ın tekerleri kalın olduğu için daha çok çamur tutuyor. Evet. Arkana bakayım. Arkam komple olmuştur. Ya biraz taton da var. Senin montun yırtılmış yalnız ya. Bisiklet yırttı. Ha. Onun için bunu bisiklet montu yaptım artık. Anladım. Şuradan tekeri sardım. Hey, hadi bakalım motor. Evet arkadaşlar, böyle bir manzaraya oturduk. Bisikletler burada. Sercan çektiği şeyleri inceliyor. Evet, neyimiz var? Kahvemiz var. Fisco Birliği'nin Fiskat krokanı bu. Bir tane de muz. Abi keçi ha. Boynuzu getirdim. Keçi boynuzu. Evet, lan keçi boynuzu getirdim. Keçi boynuzu getirdim sarı. Tam piknik havasındayız şu an yani. Ama yoruyor insanı. İnçik. Bayağı yoruyor yani. Yapacak bir şey yok. Güzel oldu ama, bayağı iyi oldu. MTB'nin güzelliği bu işte. Sürekli kardiyo yaptırıyor size. İnerken rahatlıyorsunuz, çıkarken yoruluyorsunuz. Bunu da sürekli yapınca normal yola göre iki katı enerji sarf ediyorsunuz. İyi oluyor. Aa, burada fındık fıstığımız da varmış. İki tane mandalinamız var. Tamam işte, canavar ya. Evet arkadaşlar, sonunda beklenen oldu. Lastiği de patlattık. Şimdi yamayacağız. Nerede? Evet. Şu gördüğünüz mandalınla. Mandalınız yoksa taşa koyarsın. Ben hep taşa koydum. Bunu da askıdan buldum, söktüm. Ha. Çok mantıklı. Esasında düz bir taşla yapmak lazım onu veya düz bir şeyle de. Ha bak, şundan olur aslında ya. Arasına mı koydun? Ha. Dur. Al bir onu. Evet. Evet. Demokraside çağrılar tükenmiyor. O zaman bir cigara içeriz. Evet arkadaşlar, teker patlağımızı yaptık. Biraz vakit kaybettik. Ama yapacak bir şey yok. Bu işin fıtratında bu var. Lastiğiniz de patlıyor. Zinciriniz de kopuyor. Başka şeyler de oluyor. Önemli olan müdahale edebilmek. Evet, gidelim bakalım. Evet, sonunda baraj olayı bitti.
Evet, en nefret ettiğimiz yokuş başlıyor. %7 3 kilometre. Şurada Sercan'ı bekleyelim şimdi. Evet, yine öylelerini bekliyorum ya. Ya Mehmet ya Sercan. Evet, sonunda geldi. Valla. Tebrik ediyorum seni. Durdun mu hiç? Durdum. Olur, olur öyle. Yok. Arkadaşlar 3 kilometre %7'nin kan ve terini görüyorsunuz şu an. 40'ın 45'in üstüne. Bir de ya. Yani şu tekerlerle. Tebrik ediyorum. 2.60 milyon değer. Reklam gibi oldu, maksatta mı olsun? Evet, bizim için hemen hemen tur bitti sayılır. Buradan da aşağı bir şele gidelim. Bir bisikletleri yıkayalım. Bisikletleri gördünüz zaten, leş gibi. Ondan sonra da evlere kaçarız. Çevirmeye denk geldik. Çeviriyorum. Evet, çiçek gibi oldu. Bir damla yağımız kalmadı bak zincirde. Fas parlak. Yok, zincir yağım var ya. İyi, ne zamandır yıkamak istiyordum, iyi oldu yani. İyi denk geldi. Evet arkadaşlar, turu sonlandırdık. Bisikletleri de tertemiz yaptık. Bir dahaki turlarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yoldan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.